Aşağıda gördüğünüz dünyanın en eski ikinci büyük meydanı, 80 bin metrekarelik Nakşi Cihan Meydanı, yani dünyanın resmi adında, dikdörtgen, gayet simetrik Nakşi Cihan Meydanı'dır. O da UNESCO eserlerinden biridir. İran'da güzel gözlü kadınlara İsfahan gibi gözlerin derler. Güzel gözlü olmak da İsfahan gibi olmak demektir İran edebiyatında. Evet. Nakşi Cihan Meydanı'nda Safevi döneminde polo oynanırdı. Bu arada bilmiyorum haberiniz var mı? Bir yıl önce zannediyorum polo oyunu İran adına UNESCO'ya kaydedildi. Çünkü ilk oynandığı yer, ortaya çıktığı yer İran'dır. Polo oyunu. Evet. İsfahan Nakşi Cihan Meydanı'ndan etrafına baktığınız zaman çepeçevre kapalı çarşısı vardır. İçeriden pasaja, dışarıdan da meydana bakar. Kocaman havuzları vardır ve mest olursunuz. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzeldir. Ve İsfahan aslında Arap istilasından sonra adı değişen bir şehirdir. İsfahan'ın orijinal adı Sepahan'dır. Sepah Farsça'da ordu demektir. Ve İsfahan her zaman çok önemli bir kesişme noktasıydı. Ve dolayısıyla ordugahların olduğu şehirlerden biriydi. Fakat Arapça'da olmayan P, J, Ç ve G harfleri Arap istilasından sonra, Arap hamlesinden sonra Farsça'da da bir takım değişikliklere uğruyor. Ve Sepahan, Esfahan oluyor. Çünkü Arapça'da P harfi yoktur. Evet, Sepahan şehrinin en değerli, en etkileyici, en güzel mekanlarından biri bir otel bugün. Abbasi Oteli, eski bir kervansaray. İran bir de kervansaraylarıyla bilinen, meşhur kervansarayları olan bir ülke. Safavi Şahı 1. Abbas geldiği zaman diyor ki 999 tane kervansaray yaptıracağım diyor. Neden 1000 değil de 999 diye soruyorlar. Çünkü 1000 deyince çabuk bitiyor diyor. 999 deyince uzun sürüyor diyor. Ve yapıyor da. İran-Irak Savaşı'nda yok olan, artık restorasyonu mümkün olmayan, kaybettiğimiz değerli kervansaraylarımızın olmasının yanı sıra bugün İran'da neredeyse hepsi koruma altına alınmış, devlet kontrolünde otel olarak işletilen ya da sadece el işlerinin, el sanatlarının satıldığı yerler olarak hizmet veren kervansaraylar var. Abbasi Otel'de öyle bir kervansaray. Kervansarayların mantığı İran şiirlerinde de, Farsça şiirlerde de adı çok geçer kervansarayların. Edebiyatta bazı eserlerde geçer. Mantığı da tamamen aslında mühendislik bir yapıdır. Güneşin doğuşu, batışı, yazı, kışı ve güneşin yönünü baz alarak yapılan eski, yani bugünün otelleri gibi aslında, biliyorsunuz. Çünkü kapının dışındayken, daha kervansaraya girmeden önce, sıcaksa eğer hava, girdikten sonra siz o sıcaklığın birkaç derece birden düştüğünü hissediyorsunuz. Demin size bahsettiğim Nizamülmülk Kubbesi. Nizamülmülk Kubbesi, İran'da kolonsuz, kocaman, devasa kubbelerin olduğunu belki duymuşsunuzdur ya da okumuşsunuzdur. Nizamülmülk Kubbesi onlardan biridir. Tacülmülk Kubbesi onlardan biridir. Lütfullah Camii. Benle veya bensiz İran'a giderseniz Lütfullah Camii'ye muhakkak uğrayın. İsfahan Nakşi Cihan Meydanı'nda bulunan birkaç camiden biridir. Lütfullah Camii, kolonsuz kubbe ve seramik Çini sanatının en belirgin, en değerli örneklerinden biridir. Gene Selçuklu mimarisi İran topraklarında. Ve geldik çok önemli bir yere. Efendim, Abiyane Köyü. Abiyane Köyü
İsfahan Kaşan arasında bir Zerdüşt köyüdür aslında. Kadınları hala böyle giyinir. Yani fotoğraf için böyle giymiyorlar. Onlar hep böyle giyinir. Bu çiçekli başörtüleri ile ün salmış zaten. Kızıl köyde derler. Çünkü bütün eserler, evler, mimariler hepsi kızıl topraktandır. Abiyane'nin orijinal adı İran'ın mitolojisinde rüzgar tanrıçası olan Viona aslında. Zamanla Abiyane olarak yerleşiyor lisana. Abiyane köyünün UNESCO'ya hazırlanıyor. Milli miras zaten ve çok fazla aşınmaması için de büyük büyük sayılarda turistler gidemiyor. Muhakkak bir belli bir sayıda gidiyor. Girişi paralı zaten bu köyün. Fakat en değerli, Abiyane'yi değerli kılan en önemli nokta hala neredeyse 3000 yıl önce konuşulan Persçe'yi konuşuyor olmaları bu insanlar. Çünkü Kaşan'la İsfahan arasında bir arayol var. Oraya gidiyorsunuz, bir dağın arkasına gidiyorsunuz daha da. O dağın arkasına gittiğiniz zaman Abiyane köyünü görüyorsunuz. Dolayısıyla krallar, imparatorlar, şahlar, hanlar çok fazla da yol üstü olmadığı için uğramamış. Ve her şey orijinal haliyle kalmış. Çok değerli bir köydür. Ben bazı turlarda özellikle öneriyorum, mevsimine göre muhakkak uğrayalım. Bir saat erken çıkıyoruz otelden ki gidebilelim buraya. Bu iki Farsça arasında ciddi fark var mı? Mesela normal Farsça konuşanlar buradaki Farsça'yı anlamamazlık gibi bir durum oluyor mu, yoksa zorlanıyorlar mı? Çok şey olursa, yani kendini verip dinlersen anlayabiliyorsun aslında. Farsça çok fazla deformasyona uğramamış bir lisan aslında. Dolayısıyla tabii ki bunlar çok galiz bir Farsça konuşuyor. Çok çok eski Avesta dili neredeyse. Ama biz Şahname'den bahsettiğimiz zaman, Firdevsi'nin Şahnamesi neredeyse tamamı, hepsi değil, neredeyse tamamı Farsça kelimelerle yazılmış bir eserdir. Biz bugün onu okuduğumuzda anlıyoruz. Dolayısıyla bu lisanda biraz dikkatli dinlersek anlayabiliyoruz. Yazd şehrine geldik. Yazd şehriyle ilgili söyleyeceğim şöyle bir önemli detay var. Yazd şehrinin eski yapısını UNESCO komple koruma altına aldı. Yani içinden bazı eserleri seçemeyip komple şehri koruma altına aldı. 1. Yezdgerd, Sasani Kralı 1. Yezdgerd döneminden alır adını Yezd. Lakabı Çöl Gelini'dir. Çünkü Yezd Çölü'nün tam ortasındadır. İran'ın masal şehridir. Çünkü kerpiç kasabası vardır. Kerpiç kasabaları vardır. Daha doğrusu UNESCO koruması altında Fahadan kerpiç kasabası vardır Yezd'in. Yezd diğer önemli tarafını da Zerdüşlerden alır. Çünkü Zerdüşlerin merkezidir, kutsal yeridir. Neden? Biraz sonra anlatacağım onu da. Şu yukarıda gördüğünüz kule gibi yer, bunu daha rahat göstereyim. Şu dünya tarihinde kabul edilmiş ilk doğal klimadır ve İran adına UNESCO'ya kayıtlıdır mühendislik harikası olarak. O doğal klimayı oraya gittiğimiz zaman ben misafirlere tam nasıl çalıştığını, nasıl bir serinliği nasıl sağladığını evin içine orada anlatıyorum, ama bilmenizde fayda var. Mühendislik harikası olarak İran adına kayıt edilmiş iki eserden biri de doğal klimalardır, kulelerdir. Rüzgar kulesi olarak geçer Türkçe'de. Şu altta gördüğünüz olay, Mitraizm döneminden beri süregelen bir aktivitedir. İran'ın antik inancı Mitraizm, Zerdüşt'ten önce. Mitra, güneş tanrısı İran mitolojisinde. Ve Mitra, güneş demek Farsça'da. Bir erkeği simgeler ama İran'da kız ismi olarak kullanıyoruz biz Mitra'yı. Mitraizm'den beri gelen savaşçı erkeklerin sporu aslında bu. Yine dünya tarihinde
UNESCO tarafından kaydedilmiş ilk fitness'ıdır bu spor. Pers antik spor olarak da geçer. İranlılar buna verzeşe bastani der. Bastan Farsça'da antik demektir. Verzeşte spor demektir. Antik spor der buna. Bu sporun yapıldığı yerde olması gereken, olmazsa olmazı sarnıçtır. Su kutsaldı ya hani İran tarihinde. Sarnıçsız olmaz bu. Susuz olmaz daha doğrusu. Bir çukur vardır orada. Sadece erkeklerin yaptığı bir spordur. Çünkü Mitra döneminde savaşçı erkeklerin üst kısımlarını güçlendirmeleri gerekiyordu. Ve bu spor sadece üst tarafın güçlenmesi için yapılan bir aktivitedir. Bu spor yapılırken neler yapılır? Bakın şurada bir adam var. Şu. Onun elinde Farsçası darp olan, Türkçe'ye darbuka olarak çevirebiliriz fakat kocaman darbukayla davul arasında bir şey. Ritim tutar, darbukayı çalar ve Şahname'den eserler okur. Ya da Hafız-ı Şirazi'den ya da Ömer Hayyam'dan ya da Avesta'dan, Zerdüştü Kutsal Kitabı'ndan. Genellikle edebiyat okur. Eğer Muharrem ayındaysa Kerbela için Mersiye okur. Fakat önünde de bir zil vardır ve çaldığı darbukayla okuduğu esere göre şu ortada gördüğünüz adamlar dönerek ya da durarak spor yaparlar. Sporun şeklini de tam önünde duran bir zil var. Ona bastığı zaman sporun şekli değişir. Ama orada duran adam ne yapacağını bilir. Çünkü aralarında en kıdemlileri onları yönlendirir. 5000'in üstünde yaşı vardır bu sporun ve dünyada kabul edilmiş ilk fitness'ıdır. İran adına da UNESCO'ya kayıtlıdır. Yezd şehrinden bazı görüntüler ve evet Yezd neden Zerdüştler için önemlidir? Hazreti Muhammed doğduğu gün, doğduğu zaman Sasani kralı Kesra'nın sarayının çatladığı ve yıkıldığı söylenir. O sarayı içinde biliyorsunuz Sasaniler Zerdüştü ve İran ilk resmi dinini Sasaniler döneminde alır. Zerdüştlük olur ilk resmi din. Ondan öncekiler resmi dini çok kabullenmiyorlar. Deizmi daha çok sahipleniyorlar. Kiros gibi, Darius gibi ve daha sonraki gelenler. Fakat ilk resmi din Sasani döneminde olur ve Kesra dediğimiz Türkçe'de de Hüsrev olarak var. Bu Hüsrev kimdir? Şirin ile Hüsrev hikayesini bilir misiniz? Okudunuz mu? Şirin ile Hüsrev aslında o Şirin, Ferhat'ın Şirini olan Şirindir. Nizami Gencevi'nin 4150 beyitten oluşan Hüsrev ile Şirin, daha doğrusu Türkiye'de bilinen adıyla Ferhat ile Şirin hikayesi. O Hüsrev, diğer adıyla Kesra, sarayında bulunan bir ateş vardır. Çünkü Zerdüştler için ateş kutsaldır. Kıbleleridir ateş onların. Çünkü gündüz güneşe karşı namaz kılan Zerdüştler, güneş battıktan sonra ateşe karşı namaz kılarlar. Çünkü Zerdüştün inancına göre yerde ve gökte ki bütün ışıklar Tanrı'nın yansımasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet de aslında Zerdüşt'ün dinini anlatır. Vellahu nuru semavate vel arz diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ve Tanrı yeryüzü ve gökyüzünün ışığıdır. Zerdüştler ateşe tapmaz. İlk tek tanrılı dinin adıdır Zerdüşt peygamber, dini getiren peygamberin adıdır Zerdüşt peygamber. İlk peygamber demiyorum, yalnız bunu tırnak içinde tekrar söylüyorum. İlk tek tanrılı dinin peygamberidir Zerdüşt. Avesta adında da kutsal kitabı vardır. Zerdüştler ateşe tapmaz. Zerdüştler dört elementi kutsal kılar. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, abdest alırlar ve tek Tanrı'ya inanırlar. Haç suresi 17. ayette geçen mecusiler, yani o ayette
Yahudi'den, Mesihi'den yani Hristiyan'dan ve Mecusi'den bahseder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu üçünün Tanrı yolu olduğunu, Tanrı'nın dininin izleyenleri olduğunu söyler. Dolayısıyla Mecusi Arapça'da Farsçası Zerdüşt dediğimiz. Zerdüştler ölülerini gömmezler, yakmazlar veya suya atmazlar. Çünkü bu elementlerin kirleneceğine inanırlar. 19. yüzyılın başına kadar kendi inançlarına göre merasim yapıyorlardı. Fakat 1. Pehlevi döneminde sağlık örgütü, 1. veya 2. Pehlevi dönemi sağlık örgütü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yasaklandı. Zerdüştler ölülerini sessizlik kuleleri dediğimiz yerlere götürürler. Bırakırlar, yırtıcı kuşlar kemikleri kalana kadar o ölüleri parçalar ve yer. Kemiklerini de ostovane dediğimiz silindir şeklindeki bir mekana atarlar. Bunu gittiğimizde Yezd'in hemen çıkışında sessizlik kuleleri, Zerdüşt sessizlik kulelerinin olduğu yer var. Orada gösteriyoruz. İran'ın milli bayramlarının hemen hemen hepsi Zerdüşt'ten kalma. İran'da dini bayramlar dediğimiz Kurban Bayramı veya Ramazan Bayramı sadece bir gün tatildir. Ama bizim yılbaşımız olan ve 2500 yıldır resmi olarak kullanılan, resmi olarak takvime geçen 20 Mart, baharın ilk günü bizim yılbaşımızdır İran'da. İran 13 gün tatildir. Bu bizim milli bayramımızdır. Bugün de öyle. Persian Fire Festival olarak geçer. İnternette araştırırsanız görürsünüz. Ateş festivalimiz vardır bizim. Bu da milli günlerden biridir. Yeni yıla girmeden önceki salıyı çarşambaya bağlayan gece sabaha kadar ateşlerin üzerinden atlarız biz. Ve bu da kimi müverrihlere göre, tarihçilere göre Zerdüşt döneminden kalma, kimi de göre ondan da önce. Yani Mitraizm'den beri, yani yaklaşık 8000 yıllık bir 6000 yıllık bir geçmişi var. Nevruz? 20 Mart. Nevruz zaten Farsça'da yeni gün demektir. Yeni yıl anlamına gelir. Persepolis'in rölyeflerinde, taş kabartmalarında Darius'un 2500 yıl önce Nevruz'u resmettiğini görürsünüz zaten giderseniz. O resmi bir resmiyete tanınan yıllardan bahsediyorum ve bugün de aynı şekilde devam ediyor. Yelda gecesi vardır İran'da. 21 Aralık en uzun gece, yılın en uzun gecesi. İran'da o da önemli bir bayramdır. Başta kim olursa olsun, İslam olsa da, Pehlevi olsa da çıkıp kutlar. Bütün halkın Yelda'sını kutlar, halkın Nevruz'unu kutlar, Şeb-i Yelda'yı kutlar. Şeb, Farsça'da gece demektir zaten. İran inancına göre, yani antik İran'da Mitra'nın doğduğu gündür Yelda, 21 Aralık. Ve Azer ayının bittiği, Dey ayının başladığı ilk gündür. Güneşin doğum gününü kutlar İranlılar. Çünkü artık 21 Aralık'tan sonra günler uzar ve geceler kısalır biliyorsunuz. Ve day kelimesi bu sebeple de İngilizceye geçmiş kelimelerden, pek çok kelimeden biridir. Paradise gibi, perdis olan Farsçası İngilizceye paradise olarak geçmiştir. Yelda gecesinde ne yapar İranlılar? Nar yer. Ve kuru yemiş muhakkak olur masada. Çünkü Zerdüşt'ün kutsal yiyeceğidir kuru yemiş zaten. Balkabağı yer ve sabaha kadar, güneş ışınana kadar büyüklerinin evine ziyarete gideriz biz o gece. Ve Hafız-ı Şirazi okuruz. Firdevsi okuruz. Sadi okuruz. Sabaha kadar edebiyat okuruz o gece. İranlılar için her bayram, her kutlama, her festival edebiyatla başlar, edebiyatla biter ve ertesi sabah bir daha edebiyatla uyanır İranlılar.
Bu ateş 1544 yıldır hiç sönmeden yanan bir ateştir. Ve bir rivayete göre Kesra Sarayı'ndan alınmıştır bunun içine konan ilk ateş. Dolayısıyla ilk doğumu ne zamandır hala bilmiyoruz. Bu mekana, yani bu kaba konduğu yıl 1544 yıl önce. Öncesini bilmiyoruz. Zerdüşt Tapınağı Su, Yezd'deki Zerdüştlüğün merkezi olan tapınak. Yukarıda gördüğünüz şu sembol, İran'ın sembolü aslında. Persepolis rölyeflerinde de görürsünüz bunu. Zerdüştlüğün simgesidir bu. Ve şu gördüğünüz üç seramikte de Zerdüşt dininin özeti vardır. Zerdüşt dini şunu buyurur. Der ki, iyi düşünce, iyi söylem, iyi davranış. Zerdüştlüğün üç temel kanunu budur, inancı budur. Benim arkamda gördüğünüz Pers Krallığı, Pers İmparatorluğunu kuran Kuroş, Kiros veya diğer adıyla Cyrus the Great, Pers Krallığı'nın kurucusu, imparatorluğunun kurucusu, UNESCO koruması altındadır ve bildiğimiz kadarıyla, yani okuduğumuz kadarıyla bu tarihleri ve değerli tarihçileri izlediğimiz kadarıyla, Kiros o güne kadar hiç ele geçirdiği şehri yakmayan, yıkmayan, savaşmayan ve tapınaklarını yok etmeyen ilk kraldır. Ele geçirdiği şehre girer girmez ilk tapınağını ziyaret ederdi Kiros. Kiros'un son yıllarda yapılan araştırmalara göre ve artık kesinlik kazandı bu, hem yabancı hem İranlı tarihçi, müfessir, yani Kur'an tefsir edenler ve arkeologlara göre Kiros, Kehf suresi 83. ayette adı geçen Zülkarneyn olduğu savunuldu yıllarca. Zülkarneyn'in Kiros olduğunu iddia ettiler uzun yıllar ve bundan birkaç sene önce de evet, Zülkarneyn Kiros'tur der. Kimilerine göre 124 bin peygamberden biridir. Fakat İranlılara göre adil kral, İranlılar peygamber olarak değil, adil ve müslih, pak kişi olarak kabul ederler Kiros'u. Eski Ahit'te de adı geçer, King of Persia olarak müjdelenir Yahudilere. Çünkü Babilon'dan Yahudileri kurtaran kraldır Cyrus the Great. Dünyanın ilk insan hakları kanununu yazan kraldır. Kiros'un silindiri olarak, Kuroş'un silindiri olarak girerseniz kil küçük bir silindir görürsünüz. Dünyanın ilk insan hakları ketibesidir, insan hakları yazısıdır Kiros'un yazdığı ve bugün British Müze'de, İngiltere'de sergileniyor. Kiros'un duvar boyaları New York Adliyesi'nde de vardır. Adil birkaç kişinin duvar resmini yapmışlar ve onların arasında Kiros da vardır. Kiros, İran halkı için her daim önemli olmuştur ve onunla gurur duymuşlardır.